Herkese merhaba arkadaşlar. Şöyle bir kuş geldi. Bundan bir 3-5 ay önce bir tane daha gelmişti böyle ama o tam ölmek üzereydi. İş yerine giriyor böyle. Arkadaşlar haber veriyorlar benim kuş beslediğimi bildikleri için. Böyle artık kurtarabildiğimizi kurtarıyoruz. Kurtaramadığımızı kurtaramıyoruz. Böyle deseni falan çok güzel ya. Şuraya bakar mısınız? Tam doğal harika yani. Bunun bir baykuş kafasına benziyor kafası. Ama nedir ne değildir. Ya o günlerde bakmıştım bir 3-5 ay önce. Araştırmıştım ne olduğunu bulmuştum. Çünkü baykuşun kafası da böyle olmaz. Ama şimdi unuttum açıkçası. O ölmüştü, o bayağı bitkindi. O zaten geldikten 3-5 saat sonra ölmüştü. Bu biraz daha canlı gibi. Ama bu da çok hafif. Yani tüy gibi kuş. Şimdi bakalım bir salmayı deneyeceğim. Hani gelip içeri giriyorlar bir şekilde. Kendilerini mi vuruyorlar? Ne yapıyorlar? Hani avlanmak için mi giriyor? İçeride güvercinler var ve güvercin yavruları var. Onları mı avlamak için giriyorlar? Ne yapıyorlar anlamadım ama. Şimdi bir salmayı deneyeyim. Acaba uçabilecek mi? Uçamayacak mı? Her şey geliyor buraya valla. Geçen kumru yavrusu geldi. Ondan önce incir kuşu geldi. Şimdi bundan geldi. Bir bakalım acaba ne olacak. Hadi git. Gidebiliyor mu? Yok. Aha. Uçtu. Uçtu ama şuraya geri düşecek. Şuraya geri düştü. Halsiz bayağı bitkin. Nereye düştü? Şuraya bir yere düştü. Aha yerde. Kediye falan yem olur bu halde ya. Siz nereden geliyorsunuz? Gel bakayım. Nereden geliyorsunuz? Niye bu halde geliyorsunuz? Biraz daha canlı gelseniz. Daha iyi olacak her şey de. Ben bakım yaparım. Bu halde geldiklerinde tedavi için de çok artık yani geç olmuş oluyor. Tedaviyi de kabul ettim. Ay senin de sesini de kamyonla. Bilmiyorum duyuldu mu? Bu halde diyorum geldiklerinde tedavi için de çok geç olmuş oluyor. Tedaviyi de kabul etmiyorlar artık. Bu saatten sonra. Bilmiyorum artık. Bir bakacağım ne yapabilirim. Neyle besleniyor bu? Şu tepesi de sanki böyle şey gibi. Oradaki tüy şu an orayı kapatmış da sanki böyle ortası boşluk gibi falan. Bakalım bir daha deneyeceğim artık. Ne olacak, ne bitecek? Eğer ölmezse ilerleyen zamanlarda videosunu paylaşır, yine yayınlarım. Ben bir araştırayım bunun ne olduğunu. Yani tekrar bilgileri tazeleyeyim. Görüşmek üzere arkadaşlar. Görünüyor mu güneş tersten mi? Görünüyor, görünüyor. Bak şu an. Şuradan açsın. Bak. Ağza bak. Dur. Şey gibi ya. Yılan. Vallahi yılan. Fare falan yakalıyormuş zaten boğazla. Buymuş bu. Kepçe gibi ağzı var. Arkadaşlar tekrar merhaba. Şimdi internetten bir araştırma yaptım, bilgileri tazeledim. Şey kuşu bu, çoban aldatan kuşu. Şöyle güneş arkamıza olursa tamam iyi yok. Her neyse. Çoban aldatan kuşu. Şimdi bu hayvan etçil bir hayvan. Yani yırtıcı değil ama etçil. Yani böcekle besleniyor, fareyle besleniyor işte neyse. Şurada durur musun? Burada dur da seni çekeyim. Onlarla besleniyor. Şu dur. Dur. Nereye gideceksin? Aha gitti. Yere de gidemeyeceksin gerizekalı. Yine düşeceksin oraya. Boşu boşuna beni yoracaksın. Heh, oraya kondu. Yanına gidelim. Bitkin düşmüş bu hayvan.
Yani hayvan böceklerle besleniyor, fareyle besleniyor dediğim gibi. Ağzı çok geniş bir ağız zaten. Bu bizim marangozhaneye giriyor sürekli. Yani işte bunu bir artık kaç gün bir arkadaş dedi, ben bunu görmüştüm dedi orada daha önce. Gideyim yanına da orada başlayayım. Arkadaşlar merhaba tekrar. Hayvan biraz beni yordu. Saksağının ağzından aldım. Zaten uçamıyor. Zaten saksağından da ya boyut olarak küçük. Hem de halsiz olduğunu gördüğü için saksağın direkt saldırdı. Zaten burada her yer kedi dolu. Yani bunun sonu belli aslına bak aslına bakarsanız. Bu bayağı bitkin düşmüş. Bu böcekle fareyle beslendiği için bizim marangozhaneye girmiş. Daha önce de girmişti bir tanesi. O da aynı böyleydi. Giriyorlar artık, ne için giriyorlar bilmiyorum. Orada güvercinler yuva yapmışlar. Onları, o yavruların sesi mi bunları cezbediyor? Onları avlamak için mi giriyorlar bilmiyorum ama oraya giriyorlar. Ondan sonra da çıkamıyorlar sanırım. Akşam da çıkarken kapılar kapatıldığı için orada içeride mahsur kalıyorlar sanırım. Bunlar gececi kuş. Gece aktif oluyorlar. Gece aktif olduğunda da kapı kapalı, çıkamıyor. Gündüzde kendini korumaya alıyor bir şekilde, yani kalıyor durduğu yerde. O yüzden öyle bitkin düşmüş. Bu da aynı. O geçen bana gelen zaten işte birkaç saat sonra ölmüştü. Yani bu ondan bir tık daha iyi ama bunun da sonu belli. Gittim ağaçlığını oraya bırakayım dedim. Yani oradan oraya uçuyor. Nereye uçtuğunu da bilmiyor. Ağaçlar var. Orada dursa aslında belki börtü böcek bir şey yiyecek ama geliyor böyle kedinin önüne kendini atıyor. Saksağının önüne düşüyor falan. Hani tam nereye gittiğini kendi de bilmiyor. O yüzden şu anda yani bunun sonunu çok iyi görmüyorum açıkçası. Bu yılan gibi bir ağzı var. Onu çekip gösteririm, eklerim buraya. Sesin arkasına eklerim, fotoğraf olarak veya video olarak, neyse. Bunlar gececi bir kuş. Gece avlanıyorlar dediğim gibi. Şu bıyıklarını görebiliyor musunuz? Bunlar da böyle avlarının seslerini duyabilmek için, şey yapabilmek için. Ağzını gördünüz. Ağzı çok şey ya, kürek gibi bir ağzı var hayvanın. Öyle yani, ama kırlangıç familyasına ait bir kuş. Ebabil kuşunla karıştırabiliyorlar bunu. Güzel bir kuş. Şimdi salacağız bunu. Ben değil ya. Cemal abinin oraya girmiş. Cemal abinin oraya girmiş. Uçamıyor. Evden mi Saksağın. getirdin? He? Yok, buraya girmiş işte. Ha. Saksağının önüne düştü. Saksağın yiyecek falan. Baksana. Gittim ağaçlarını oraya bıraktım. Kedinin önüne düştü. Cemal abinin marangozhaneye girmiş abi. Ha bak, kediye bak. Şşt. Hayır. Şşt. Hayır. Ha, siyah kedi alacaktı. Birisi, ya birisi alacak zaten bunu da. Bu Akın abi şeyle, böcekle besleniyor ya, buna elle de bakamayız. Yavru mu bu? Yok. Bunun boyu böyle, çoban aldı tam diyorlarmış buna. Uçamıyor mu bu? Halsiz düşmüş. Orada Cemal abinin orada bu şey, geceleri besleniyor. İşte Cemal abinin orada da kapılar kapanıyor ya akşamları. Orada mahsur kalmış birkaç gün, böyle şey düşmüş. O Bitkin zaman düşmüş. böcek bulalım bunu. Yemez ki. Dur lan. 2 dakikada durmuyor durduğu yerde. Saksağın saldırdı. Baksana şeyine. Tüy gibi. Bir elini al. Hafifliğine bak.
Yani şey olarak Bakmaca mı bu şimdi? yok. Çoban aldatan diyorlar abi. Böyle fareyle, işte börtü böcekle besleniyor. Fare yiyemez lan bu. Ağzına baksana. Ağzı şey gibi bunun. Kürek gibi ağzı var. Ben sana gösteririm şimdi. Aç bakayım ağzını. Ağzı çok şey ya. Şuradan görünüyor mu acaba? Şöyle bir kameradan bakayım. Ağzının genişliğine bak. Şuraya bir parça kıyma atayım şöyle. Bence yemeğe bile hali yok bunun. Ye oğlum, ye işte. Bikleme ye. Bunu böyle besleyeceğim birkaç gün. Tabii o da bu beslenmeye cevap vermesi lazım. Ağzına koyduğumu geri çıkartıyor, görüyorsunuz. Gel toplan burada. Geri çıkartıyor. İşkence mi ediyor? Şahin bulmuş lan. Maşallah. Onu nereden buldun lan? Bana geliyorlar. Kendileri beni buluyorlar. Atmaca mı? Atmaca. Onu nereden? Ya buralarda kim kuş bulsa bana getiriyor abi. Buraya marangoza girmiş. Bunu biraz halsiz. Belli mi oldu? Nasıl geliyor? Tekrar geliyor mu? Tabii alıştırdım, geliyor. Ha. Ya sandı ya. Şimdi oraya insin. Kaçtı ondan. Gel oğlum, dur. İki tane parmak tıklar. Can geri gelecek. Gel oğlum.